Değerli Güven Grup takipçileri, yine yepyeni bir ürün, yepyeni bir video ile beraberiz. Size böyle yeni ürünleri tanıtırken çok heyecanlanıyorum. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı Comtel'e çok teşekkür ediyoruz. Elimizde çok kaliteli bir Çin markası var, Onten. Onten'in Type-C to HDMI, Type-C to USB 3.1, Type-C to Ethernet 4K çıkışlı Onten adaptörünün incelemesini, kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Ürünle ilgili çeşitli testleri hep birlikte yapacağız. Şöyle ürünün önce kutusunu bir inceleyelim. Ürün arkadaşlar, USB Type-C girişimiz var burada. Şurada bir Type-C şarj girişimiz var. Şurada iki tane USB 3.0 girişimiz var. Şurada bir HDMI çıkışımız. Şurada da bir Ethernet çıkışımız var arkadaşlar. Gigabit. Gigabit USB 3.0 PD, yani Quick Charge desteği mevcut. 4K Ultra HD mevcut. Ürünün şöyle şurada bir şema çizilmiş. Ethernet'te bilgisayarımıza Ethernet bağlantısı verebiliyoruz. Gigabit olarak HDMI bağlantısıyla görüntü aktarabiliyoruz. USB'lerden mouse klavye takabiliyoruz. Şuradaki tip C portunu şarj edebiliyoruz. USB OTG takabiliyoruz. Yine Type-C çıkışıyla da cihazımıza bağlayabiliyoruz. Ürün Onten'in orijinal ürünü arkadaşlar. Bize bu ürünü telefon aksesuarı Comtel'e gönderdi. Onten'in 6-7 farklı ürünü arkadaşlar telefon aksesuarı Comtel'de mevcut. Size de böyle bir ürüne ihtiyacımız varsa bu ürünü satın alabilirsiniz. Bu ürünün iPhone versiyonu da var arkadaşlar. iOS Lightning to HD şey iOS Lightning to USB 2 tane Type-C ve Ethernet, Gigabit Ethernet arkadaşlar. iOS data data aktarımı, network ve şarj oluyor arkadaşlar. Bu üründe HDMI olarak yok ama bir Type-C çıkışımız var. Oradan HDMI döner mi bilmiyorum. Denemek lazım. Şu anda ben iOS cihazım olmadığı için bunun videosunu daha sonra çekeceğiz. Şimdi şöyle ürünü açalım hep birlikte. Arkadaşlar bu tarz ürünler, bu tarz jenerik ürünler telefon aksesuarı Comtel'de oldukça fazla. Oradan bu tarz ihtiyaçlarınızın hepsini kontrol edebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle açalım. Evet, Onten 9181 diyor. Evet, neymiş bu model? Evet, Onten 9181 Type-C versiyonu. İçerisinde 2 adet garanti belgesiyle kullanım kitapçığı çıkıyor arkadaşlar ve ürünün kendisi. Arkadaşlar ürün gerçekten ben buradayım ve kalite diyor. Gayet şık bir ürün arkadaşlar. Çok kaliteli. Evet. USB 3.0 HDMI Type-C girişi, Ethernet çıkışı, Ethernet girişi arkadaşlar. Şimdi cihazı test edeceğiz. Nasıl test edelim arkadaşlar? Önce bir Type-C cihazımıza takalım. Altın uç aynı zamanda arkadaşlar. Evet. Onten'i taktık. Şurada bir Ethernet lambamız yandı. Şurada da bir lambamız yandı. Şöyle aslında ürünü bir net göstereyim şöyle size. Daha yakından. Şurada bir altın uçlu bir Type-C girişimiz var. Şurada yine bir Type-C aynı zamanda şarj girişimiz var. İki tane USB, bir HDMI, bir de Gigabit Ethernet arkadaşlar. Alüminyum kasa. Ürünün ağırlığı da gayet ağır bir ürün, onu da söyleyeyim arkadaşlar. 50 gram ağırlığında ortalama. Şimdi bu üründe neler yapılabilir? Arkadaşlar bu üründe telefonumuza Type-C'yi bağlayıp external disk olarak USB diskimizi takabiliriz. Evet, şu anda gördü. General USB sürücü bağlandı diye telefonumuza. Aynı anda bir de elimizde SanDisk'in bir diski var. Onu da takalım arkadaşlar. Evet, SanDisk. İki tane disk şu anda. Hem genel USB hem de
Şöyle biraz temizleyeyim şurayı arkadaşlar. Net girebilmez için. Evet. İki diskimizi de gördü. Ve şöyle elimizde 1 TB bir SSD diskimiz var. External diskimiz. Samsung markasına ait. Şöyle external bir kutuda. Platon markasına ait bir kutuda. Şöyle şunu bir takalım arkadaşlar. Evet, diskimizin ışığı yandı. Gördüğünüz üzere. Evet, şu anda diskimizi görmedi. Daha önce kanalımızda CT05 Sunix OTG ve Type-C OTG'nin incelemesini yapmıştık. O Type-C OTG, Sunix'in OTG'si bu diskimizi tanımıştı arkadaşlar. Şimdi elimizdeki farklı bir hard diskin tekrar takalım. Evet, elimizde farklı bir Toshiba'ya ait bir USB disk var. Şimdi bu diskte deneme yapalım. Bakalım bu diskimizi cihazımız görecek mi? Evet, gördü. Toshiba USB sürücü bağlandı diye arkadaşlar. Şimdi şöyle elimizdeki deneme external diskim sadece ekstra bir disk. İçerisine Samsung 1 TB Pro SSD disk taktım arkadaşlar. Yani markalı bir disk aldığınızda cihazınızı bunu da destekleyecektir. Şimdi bunun HDMI görüntü aktarımı var mı? Hep birlikte bunun bir testini yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 10T cihazımızı HDMI ile televizyona test edeceğiz. Ve şu anda Type-C cihazımıza bağlı yine şekilde aynı şekilde. Şimdi telefonumuzun gördüğünüz üzere mobil veri ve Wi-Fi'yi kapatıyoruz. Elimizde Zixel markasına ait bir gigabit modemimiz var. Ve modemimizden bir Cat6 kablo gigabit için Ethernet portuna takıyoruz. Şimdi cihazımıza internet bağlantısını test edelim. Evet. Şimdi hep birlikte bir ses çalıştıralım. Evet, 80 megabit çok rahat bir şekilde verdi arkadaşlar. Yani ben zaten 80 gigabit hattım var. 80'in tamamını 82 olarak verdi arkadaşlar. Upload'da da verdi. Yani şu anda bizim internet bağlantımız Wi-Fi ve mobil veri kapalı arkadaşlar. Ethernet de bağlantımızı yaptık. Son port olan HDMI portunu şu anda tekrar denemesini yapacağız. Şurada HDMI alanı bölümüne akacağız. Takacağız. Ve şimdi telefonumuzdan görüntüyü aktarmayı deneyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, şimdi 10T cihazımızı HDMI ile telefonumuza Type-C portuyla bağlayacağız. Bakalım nasıl çalışacak. Televizyonumuzun HDMI kablosunu şöyle 10T cihazımıza takıyoruz. Telefonumuzun HDMI portuna takıyoruz. Evet. MI Desktop diye geldi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Direkt HDMI bağlantımızla görüntü aktarabildik. Evet. Buradan mouse'u oynatabiliyoruz. Görüyorsunuz. Telefon yüzeyinden. Hatta şöyle yapayım. Ben biraz daha geri alayım. Net görebilmeniz için. Şurada da size sunum yapayım. Uygulamaları çalıştırabiliyoruz. Hepsini açabiliyoruz.
Evet, görüntü aktarımı da oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Cihazımızın görüntü aktarımının HDMI kablosunu test ettik. USB portlarına disklerimizi taktık, test ettik. Şimdi USB portumuza bir klavye mouse bağlayacağız. Bir de şimdi şöyle telefonumuza Ethernet çıkışını bağlayıp arkadaşlar gigabit modemimizden briket altı kabloyu Ethernet cihazımıza bağlıyoruz. 10 Ethernet cihazına. Telefonumuzdan da Wi-Fi ve mobil veriyi kapatıyoruz. Şu anda telefonumuzdaki internet bağlantısı gitti. Cat6'yı bağladık modemimize. Şimdi serverlar bulunuyor diyor. Evet, bakalım. Evet, 82 GB. Gördüğünüz üzere zaten attım 80 GB. 82 GB bağlantıyı Ethernet kablosuyla Cat6 ile telefonumuza gönderdik. Telefonumuzda mobil veri ve Wi-Fi kapalı. Ethernet portunu da böylece test etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi anlatmadığımız portumuz kaldı mı? Şuradan da aynı zamanda cihazı şarj edebiliyoruz. Aynı anda şuraya takıp şarj edebiliyoruz. Şimdi bir klavye mouse takalım. Ethernet'i test ettik. HDMI'yi test ettik. Bir de klavye mouse takıp videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Görüntü aktarımı da dört dörtlük bir şekilde yapabiliyor. Ama her Type-C cihazı da olmuyor arkadaşlar. Elimizde Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro cihazı var. Bu görüntü aktarım için bağladığımızda görüntüyü aktarma işlemi yapamıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın da böyle bir özelliği desteklemesi gerekiyor. Öncelikle onu da söyleyelim. Videomuza kaldığımız yerden şimdi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, cihazımıza bir USB mouse takalım. Kablosuz bakalım çalıştırabilecek miyiz? Aslında mouse ikonu geldi buraya ama şu anda tam istediğim gibi yönetemiyorum ama. Yok. Şurada bir diğer porta bir de takalım. Evet. Diğer porta taktık. Şu anda evet. Mouse'la bağlantımızı yaptık. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de şarj bağlantımızı yapalım. Evet. Şarj da oluyor cihazımız. Gördüğünüz üzere. Evet. Arkadaşlar Onten'in Type-C2 HDMI, USB, Ethernet, USB 3.0 dönüş düz adaptörünün kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Bunu cihaz arkadaşlar ben telefonumda anlattım ama bu cihaz sadece telefonlar için değil. Bunu mesela yeni çıkan laptoplarımızda da kullanabiliriz. Gördüğünüz üzere masamız da biraz dağınık. Şimdi şöyle bilgisayarımızın Type-C portuna bağlayalım. Örnek veriyorum. Tekrar mouse'umuzu bağlayalım. Evet. Evet. Şu anda çalışmaya başladı arkadaşlar. Yani bunu özellikle Type-C çıkışlı macOS cihazlarda da yine Type-C çıkışına bağlayıp HDMI ile görüntü aktarımını yapabiliriz. Laptopta, bilgisayarda yani Type-C çıkışlı birçok cihazda kullanabiliriz arkadaşlar. Böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa telefon aksesuarı komptere vazgeçilmez siteniz olacaktır eminim. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için telefon aksesuarı komptere çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için yeni videolarda, yeni ürünlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.
Unutmayın ki sizler için doğal videolar çekiyoruz. Sloganımız bu. Doğal. Her şey doğal.